Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Evet, bugün konumuz sanat ve tabii ki çok ama çok önemli bir konuyu daha ele alacağız. Sanata saygıyı da ele alacağız. Konuğumuz kim? Hemen açıklıyoruz. Yazar Gülümse Yılmaz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Gülümse Yılmaz kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Tabii ki. 70 Yozgat doğumluyum. Yozgat'ın bir kasabasına bağlı bir köyünde dünyaya geldim. İlkokul, ortaokulu Ankara'da okuduktan sonra annemi de yanıma alarak İstanbul'a yerleştim. Hayat seyrim benim İstanbul'da devam etti. İş hayatına atıldım. Sonra bir süreçten sonra yazın hayatına dönmeye karar verdim. Önce eski şiirlerimi toparladıktan sonra da en son Şilte roman olan Şilte'yi yazma şansım oldu. Evet. Gülümse Yılmaz, böyle duyarlı bir insan olduğuma inanıyorum, empatik bir insan olduğuma inanıyorum. İdealist bir insanım. Herkes için, toplumumuz için, dünya için. Bu kadar. Evet. Aslında daha çok şey var Gülümse Yılmaz'da ama sohbetimizin içerisinde tüm bunları paylaşacağız. Peki, sizin için zamanın anlamı nedir? Zaman çok anlamlı benim için. An olmakla birlikte bize verilen kısıtlı bir süreç içerisinde çok iyi değerlendirilmesi gereken bir kavram. İçinin çok iyi doldurulması gereken bir kavram. Dolayısıyla insanın o kısa olan hayat çizgisi, iki çizgi arasındaki zamanı boşa harcamaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla en başta okumak olmak üzere tabii ki çok iyi doldurulması gerektiğini düşündüğüm bir kavram. Evet. Peki bu kavrama, bu şekilde inancınız ne zaman başladı? Çünkü çok genç yıllarımızda bunu bu kadar hazmetmiş olamıyoruz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ne zaman başladı bilmiyorum. Yani sanıyorum bir 15-20 yılı yine bulur. Boş durmayı asla sevmem. Zamanı tabii ki başkalarına göre daha değerli olabilir ama mesela bir dizi film karşısında oturup harcamayı asla sevmem. Eğer bir şeyler veriyorsa, bir mesaj veriyorsa topluma ve bana tabii ki olur. Çok kesin çizgilerim yok fakat kendimi donatabilecek, bana bir şeyler verebilecek şekilde kullanmayı tercih ederim. Evet. Ve Gülümse Yılmaz'ın romanı Şilte. Evet. Şilte çıktı. Şimdiden ses getirmeye başladı. Evet. Bizler de Şilte'ye ve size ulaştık. Ama şiir kitaplarınız da var. Biraz önce de bahsettiniz. Evet. Hem romanımızdan hem şiir kitaplarımızdan biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Birisi Türkiye'de olmak üzere, birisi Amerika'da yayınlanmış iki şiir kitabım var. Türkiye'de şiirin izlediği süreç malum. O nedenle çok bir beklentim olmadı da zaten. Fakat şiir benim için çok özeldir. Özel bir yeri vardır. O nedenle şiiri ön plana alarak roman aslında çok daha öncesinden benim için bir proje olmasına rağmen şiir üzerinde durdum. Şiirlerimi toparladım. Ortaokul yıllarından beri yazıyorum çünkü. Ve sonra onda o şeyi aldıktan sonra, o hazzı aldıktan sonra, tamam dedikten sonra Şilte için çalışmaya başladım. Evet. Öyle, evet. Evet. Peki, ne kadar sürdü Şilte'yi yazmak? Şilte'yi yazmam, kızım o sıralar küçüktü. Onu okula gönderdikten sonra oturmak suretiyle günde 4-5 saat yoğunlaşmak suretiyle 3 yılımı aldı. 400 sayfalık bir kitap çıktı. Fakat tabii ki daha sonra editörlerle onları kısalttık. 3 yıldan sonra
kafamda oturmadı açıkçası. Ana hikaye evet tamam ama başı ve sonu bende tamam değildi. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Öğrenci sınava giderken iyi hazırlanmışsa kendisinden çok emindir biliyorsunuz. Tamam ben ne sorulursa bileceğim diye düşünür. Yani o yoktu bende. Sonra bıraktım. Biraz ilhamın da beni tekrar ziyaret etmesiyle ilgili olarak 3 yıl daha bekledi. Sonraki yıl oturdum. Baştan sonra tekrar ele aldım. 1 yıl kadar tekrar üzerinde çalıştım. Tamam oldu. Bu tamamdır dediğim zaman yayın evlerine sundum. Daha sonra tabii ki o başka bir süreç. 1 yıl kadar bekliyorsunuz görüşmeler, reddedilmeler olabiliyor. Sonra bir yayın evi sağ olsunlar. Seres yayın evi. Titiz bir yayın evi. Çok fazla bir geçmişi olmamasına rağmen güzel ciddi çalışmalar yapan bir yayın evi. Aradılar beni. Güçlü bir hikayesi var kitabınızın. Gelin lütfen oturup konuşalım dediler. Ve o şekilde bir adım atmış olduk. Evet, iyi ki de atılmış bu adım diyoruz. Teşekkür ederim. İçerik olarak nedir? Biraz bahsedelim mi? Ne veriyor okuyucuya? İçerik olarak şilte, dram. Ne veriyor okuyucuya? Anadolu'nun kültüründen neredeyse kopmuş olan insanlara epeyce bir Anadolu kültürünü yakından tanıma, Anadolu insanının sıcaklığını yakından tanıma, Anadolu insanındaki, Anadolu toplumundaki kadına ve çocuğa bakışı, yaklaşımı, baskıyı daha yakından tanıma fırsatını veriyor. Ama sanıyorum bunun yanında ağlama fırsatını da veriyor. Dram olduğu için. Böyle bir kitap. Okuyucunun pişman olmayacağını düşündüğüm kitaplığında ayrı özel bir yeri edineceğini düşündüğüm bir kitap. Çok mütevazice olmasa bile çünkü çok güzel geri dönüşler alıyorum. Evet. Buna hazırdım zaten. Şilte için dram içerikli dediniz, evet. Ve aslında Anadolu kültürünü de içinde barındırıyor dediniz. Evet. Böyle bir roman dediniz. Peki klasikler arasına girmeye aday görüyor musunuz? Kesinlikle. Bize göre kesinlikle, kesinlikle. Bunu evet. Ben söylüyorum ama başka insanlar da söylüyorlar. Ve benim daha farklı hedeflerim de var yurt dışı kaynaklı olarak. Çünkü gerçekten iyi çalışılmış, gerçekten çok değerli bir konusu olan, insanları, okuyanları içine çekip çok sürükleyici olduğu söylenilen de bir kitap. Aynı zamanda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu beni mutlu ediyor tabii ki ama hedeflerim var. Bunu inanarak hissediyorum. Evet. Bir de biraz önce şiir kitabınız için biri Türkiye, biri Amerika evet. dediniz. Evet. Amerika neden? Şimdi nasıl ki Şilte için yurt dışı bazlı düşüncelerim var diyorum. Nobel'e kadar göndermeyi düşünüyorum açıkçası. Umarım hepimize kısmet olur onu görmek. O zaman da şuradan doğdu o düşünce. Türkiye'de şiire çok değer verilmiyor şu anda. Dolayısıyla bir karmaşa var, bir kirlilik var. Özellikle internet üzerinden biliyorsunuz. Benim şiirlerim göz gezdirdiğim zaman o şiirlerin birçoğunun, tabii ki herkesin emeği var, saygı duymak lazım ama birçoğunun birbirine çok benzeyen, birçoğunun sadece aşk içerikli şiirler olduğunu fark ettim. Şiirlerim öykü tadında şiirlerdir, farklıdır. Hayatın her alanından konu alan şiirlerdir. Dolayısıyla bu şiirler yurt dışına açılmalı diye düşündüm. Daha farklı bakış açısı olan insanlar okuyabilmeli diye düşündüm. Oradan kaynaklandı. Fena da değil. Yani o da beni mutlu ediyor ayrıca tabii ki. Harika. Peki Şilte'nin hemen arka kapağında Anadolu'dan İtalya'ya uzanan bir yol var. Evet. Hikaye, roman. Evet. İtalya'da da mı var, geçiyor? Şöyle, Şilte bu birinci kitabımız. Bunun ikincisine başladım. İkinci romana başladım. Buradaki hikaye İstanbul'da son buluyor fakat Anadolu İtalya'da devam edecek. O da ikinci kitap aracılığıyla okuyucuya verilecek. Hatta sadece İtalya değil, Mardin
söz konusu. Mardin'den bir hikaye olacak. Bu nedenle bu yaz sonu kısmetse tabii ki İtalya'ya bir gezim var. Sonra Mardin'e bir ziyaretim olacak. İnsanlarla sohbetim olacak. Araştıracağım. Oraların havasını bir koklamam lazım. Dolayısıyla kafamdaki o hikayenin daha detaylarının şekillenmesi lazım. Evet. Bir de romanınız Şilte'nin çıkışı ile birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza attığınızı biliyoruz. Evet. Bunu da dinleyebilir miyiz sizden? Tabii ki. O beni Şilte'nin yayınlanmasını, piyasaya çıkmasındaki verdiği heyecandan çok daha fazla heyecanlandırmış bir konu. O gün sabaha kadar uyuyamadım. Dernek yöneticileriyle buluşacağım için. Evet, istismar mağduru çocuklara Şilte'nin her 100 kitabın 20'sini bağışlayacağım. Öyle bir anlaşma yaptık. Bu konu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Dolayısıyla her Şilte'yi alan insanlar da o konuda bir tuğla koymuş olacaklar. Evet. Ki günümüzde artık çok gerekli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sadece tuğlayı koymak değil, bir hedef seçip o hedefin üzerine yüklenmek de değil. Evet. Bence o bombalardan toplum içerisinde çok fazla var. Artık bunların gün yüzüne çıkması gerekiyor lazım diye düşünüyorum. Çocuklarımızı kucaklamamız lazım. Evet. Evet. Çok doğru. Peki, hadi neşelenelim biraz. Peki. Ama neşelenmeden önce yine ciddi bir soru soracağım. Günümüz yazar şairlerinden beğendiğiniz kimler var? İhsan Oktay Anar'ın kitaplarını beğeniyorum. Barış Bıçakçı'yı beğeniyorum. Kim var başka? Zaten Livaneli ve onun şeyi biliyorsunuz, kuşağı vazgeçilmez. Ayşe Kulin'i zaten çok severek okurum. Onun dışında şu an aklıma gelen bu kadar. Aslı Erdoğan'ın kitaplarını severim mesela, onu önerebilirim. Böyle. Harika. Evet. Bunlar tabii ki günümüz yazarları için. Peki, hiç aklınızdan geçti mi bilmiyorum. Tabii okumadım, henüz okumadım. Hemen başlayacağım, bu akşam okumaya başlayacağım. Ama arka kapaktaki işte konuya bakınca şöyle biraz içini, hani kitabı elimize alırız da şöyle bir sayfadan bir sayfaya geçeriz. Biraz böyle Kerime Nadir havası var mı? Var gibi. 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 Evet. O zaman çok içimiz acıyacak. Evet, aynen öyle. Çok dokunacak öyleyse bize. Evet. Harika. Evet. Ve böylece klasik olma yolunda ilerleyecek. Evet, inşallah. Ve keyifli okumalar diyecekken insanlara, evet, orada takılıyorum ben de gerçekten. Çünkü dram bir kitap. İç burkan, bazı meselelere mızrap gibi dokunan, güçlü dokunan, sarsan bir kitap olduğunu okuyucular şimdiden söylüyorlar. Dokunsun, mızrap gibi dokunsun da o ses gelsin artık. İnşallah. Toplum hep birlikte o mızrapın dokunmasıyla, o sesle belki farklı bir uyanışa geçer diyoruz. Umarım. Evet, Türkiye'de yazın hayatının durumu nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de yazın hayatının durumu ne yazık ki okuyandan çok yazanın olduğu bir süreç. Yazarların, sadece yazarların bile kitap okuduğunu düşünseniz, sayıya vurduğunuz zaman aslında yazanların da yeterli okumadığını gördüğünüz bir süreç. Bu süreç nasıl devam eder? Geçer mi? Evet, geçecektir ama zamana yayılarak geçecektir. Ne zaman, nasıl olur bilemiyorum. Fakat yayın evlerine burada çok büyük görev düşmekte. Bunu düşünüyorum çünkü özellikle paralı kitap basımı konusunda yayın evleri seçici olmadan, eski titizliğini göstermeden her gelene kapıyı açıp kitap basmamalılar. Aksi takdirde o konuda da bir kirlilik olacak, o konuda da kalite seçimi olmayacak vesaire vesaire. Yani sonuç kötü olacak, kötü bir süreç diye düşünüyorum. Evet. Ama tabii ki çok güzel bir kemik kitle var okuyucu olarak, seçeceklerdir. Okuyucu seçecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki yazar adaylarına ve okur adaylarına
Önerileriniz var mı? Kısaca evet, alalım elbette onları da. Elbette ki var. Yazar adayları acele etmesinler. İyi çalışsınlar. Çünkü bu bir emek. Karşıdaki insana da aynı zamanda saygıdır. Okuyucuya da saygıdır. Yazdıklarını güvendikleri insanlara ya da yazarlara okutsunlar, öneri ve eleştiri alsınlar. Ve kendileri birkaç yıl sonra okudukları zaman aynı hissiyatı duyuyorlarsa, aynı şekilde değerli buluyorlarsa tamam oldu demektir bence. Okuyucular da bu çok önemli. Bizim toplumda hala birçok insan, birçok genç maalesef okumuyor. Gereksiz olarak görüyor, zaman kaybı olarak görüyor. Halbuki kendisine neler vereceğini oturup düşünmesi lazım. Dolayısıyla küçük yaşta okuma verilebileceğine göre ailelerin örnek olması, en azından okuyormuş gibi yapmaları çok önemli ve çocuklarına kendini okutabilen sürükleyici kitaplar, en azından ilk kitaplar da bunu sağlamaları lazım. Çünkü her kitap okuma sevgisi olmayan insanın eline verilmemeli. Tam tersi soğutabilir, uzaklaştırabilir. Ben mesela ilk okuduğum kitap ortaokul yıllarında Denizler Altında 20 Bin Fersah. O beni çok etkilemişti. Belki de o neden oldu okuma sevgisini duymama. Çok önemli diye çok düşünüyorum. Çok güzel bir seriydi ama. Yani, o dönemin güzel evet, serileriydi. Evet, evet. Ben de çocuğuma okutmaya çok çalıştım. Evet. Onları. Ama zorlamamak lazım. Tabii kesinlikle. Yani, evet. Kesinlikle onların tercihine bırakmak evet. gerekiyor. Şimdi biraz keyif alalım. Alalım. Bir yanınız daha var. Evet. Bilmiyorum belki de kızacaksınız bana bu yanınızı da lanse ettiğim için. Müziği seviyorsunuz. Evet. Hatta kızınız, o kıymetli kızınız konservatuvarda evet. keman eğitimi alıyor. Evet. Siz de bize bir şarkı, bir türkü söylemek ister misiniz? Eğer isterseniz programımıza bir değişiklik olsun. Okay. Sizin sesinizle kapatalım derim tamam, ben. Tamam, zevkle tabii ki ama keyifli olur mu bilmiyorum. Çünkü aklıma gelen bir türkü biraz, o da biraz hüzünlü. Ama şehitlerimiz için söylemiş olayım. Hep birlikte öyleyse Gülümse evet. Yılmaz'ı dinliyoruz. Duygularımız bırakalım ne olacaksa olsun. Çünkü şehitlerimiz her zaman evet, baş tacımız. Allah rahmet eylesin. Hepsini dinliyoruz. Gerçekten. Eyledim eyledim, kabul ettim, yolluk öğrettim, aynalı beşikte yavrum, bebek beledim. Aynalı beşikte kutsum, bebek beledim. Büyüttüm, yetirdim, asker eylettim, asker eylettim. Gitti de gelmedi oğul, buna ne çare? Ah, gitti de gelmedi kuzum, buna ne çare? Evet, ruhu darına gitsin. Belki türkü şarkı gönderilmez ama bu seferlik böyle olsun. Hem türkü hem ağıttır. Evet. Evet. Birçok yüreğe dokunan ama birçok gerçeği de analarımızın evet. gerçeğini de ortaya koyan bir ağıt. Evet, Gülümse Yılmaz'ın kalemine, sesine, evet. yüreğine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeniden programımıza. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.